Bey merhaba. Merhaba, hoş nasılsınız? Geldiniz. İyiyim, sağ olun. Siz de nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi güzel bir ofis yapmışsınız. Butik bir işletmede uzman bir kadroyla Keçiören ve Ankara'nın çeşitli bölgelerine hizmetleriniz var. Evet. Şimdi firmanızın genel hatlarını tanıyacağız ama çalışmalarınızı. Sizi bir tanıtalım önce ekranlar başındaki değerli izleyeceğimize. Ben 1987 yılı Çankırı Yapraklı doğumluyum. Evet. 87 yılından 90 yılına falan tabii Çankırı'daydık biz. Ben hatırlamıyorum, küçüktüm. 90 yılında ailem Ankara Keçiören'e yerleşmiş. Evet. 90 yılında işte 2010-2012 yıllarına kadar ailem inşaat işleriyle müteahhitlik. Bölgede değil mi? Aynen, bu bölgede inşaat işleriyle falan uğraştılar. Tabii ben de onların yanında yetiştiniz, beraber çalıştınız. Aynen, beraber işlerin içindeyim sürekli. Evet. 2012 yılında ben çalışmak üzere Fransa'ya yerleştim. Yurt dışına gittiniz. Aynen. Yurt dışında belli bir işte... Belli bir süre orada kaldınız. Bu sektörle ilgili mi bir hizmetler vardı? Yine inşaat, şantiyelerde falan tabii. Evet. Bu sektöre değildi. 2012'den 2014 yılına kadar Fransa'da çalışıp 2014 yılında yurduma tekrar dönmüş. Gayet güzel. Şimdi sektörün içerisindesiniz. İşi iyi biliyorsunuz. İnşaatçılıkla uğraştığınız için. Tabii. Temelden aldığınız bilgilerle de bölge insanına hizmetler var. Neler yapıyorsunuz burada şu anda Keçiören'de? Biz Keçiören'de daha çok işte Keçiören'in merkezi Ankara'nın merkezi kenar bir ilçe değil. Daire, dükkan, ekstradan Keçiören'in dışına çıkarsak Çubuk, Akkurt, Pursaklar tarafında da arsa tarla işleriyle meşgulüz. Evet. Vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Gayrimenkul, danışmanlık, aynen, emlak o şekilde, hizmetleri. O şekilde. Peki, aynen. Kaç uzman kadroyuz? Biz şu anda 4 kişiyiz burada. 4 kişi, iyi bir ekip kurdunuz. Tabii, peki araçlarınız var. Araçlarımızda Akkurt ve Hasköy, Güneş Evler'de yani şubelerimiz var. Ha, şubeler tabii. Var burada. Burası merkez şubemiz. Merkez de burası. Şimdi sizin göz ağrınız Keçiören olduğu aynen, için anladığım kadarıyla ailenizin yani de doğum burada. Doğum abime de bu mahallede olduğumuz için. Evet. Bu Keçiören yani burada olduğu için burada bu bölgeyi seçtiniz. Peki. Şimdi hem karşı tarafta hem arkamızda da böyle çeşitli haritalarımız var. Aynen. Gelen konuklara da hem buradan da yardımcı oluyorsunuz. Gelişen bölgeler ve daha çok talep gören yerler nereler? Şu anda normalde gelişen bölge Ankara'nın her zaman şehir batıya gittiği için bat taraf. Ama ben burada doğup büyümenin yani avantajı olarak ben daha çok kuzeye, Çubuk, Akkurt, Pursaklar tarafına. Buralar daha mı hızlı gelişiyor biraz şu anda? Hızlı gelişmeden ziyade ben bu bölgeyi daha iyi bildiğim için bu bölgeye çalışıyorum. Evet. Normalde daha çok gelişen bölge batı taraf. Evet, yani Ankara'nın ama hemen hemen her noktasına ulaşabiliyorsunuz. Tabii, tabii. Anla, belli bir sınır yok yani. Aynen. Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde var mı böyle paydaş noktalarımız? Tabii, Antalya'da atıyorum yazlık yani buraya gelen müşteri her şeyi sorabiliyor. Yazlık olsun. Tatil yerinden de talep ediyor değil mi? Her türlü hani var. Antalya, İzmir, Didim, Marmaris taraflarında çalıştığımız arkadaşlar var. Doktorlar. Onlarla beraber paslaşıyoruz tabii. Gayet güzel. Peki sektörle ilgili şimdi buraya gelen insanları burada misafir ediyorsunuz. Onları ağırlıyorsunuz. Çayınız, kahveniz, ikramlarınızla birlikte. Nasıl bir işleyiş var? Buradan bir anlatalım biraz şöyle burada ekranlar ilk önce başındaki tabii, izleyicilerimize. İşte buradaki kadromuzla birlikte daireleri bakarız, gezeriz, görürüz. Evet. En son bakalım beğenip yani karar alım işine, karar verme işine geçince burada alıcıyı ve satıcıyı karşı karşıya getirip işte Türkçe tabiriyle bir pazarlık yapılıyor. Yani pazarlık oluyor. Pazarlıkta tabii biz de elimizden gelen yardımı göstererek alıcıyı satıcıyı ortak noktada buluşturup iki tarafı da mutlu etmenin yollarını arıyoruz burada. Anlaşma yapıldı. Aynen. Artık ondan sonra bir koşturmaca başlayacak. Sözleşme yapıldı. İşimiz burada bitmiyor. Tapu. Tapu gününe kadar tabii kredi işlemleri falan oluyor. Evet, onları tarafımızca aynı hallediyoruz. Tapu işlemleri bitiyor. Yani adam dairenin içine taşınana kadar biz işimizin arkasındayız. İşimizin arkasındayız. Aynen. Peki. Şimdi sektörünüzle ilgili aslında en önemli şeylerden biri güven. Siz bu doğrultuda neye önem verirsiniz, neye dikkat edersiniz? Çünkü bu işi merdiven altı yapanlar da var. Aynen. Biz bunu gözlemliyoruz kendimiz. Ya ben yani zaten bu merdiven altı yapanlardan çok şikayetçiyiz. Ya ben burada bütün mesela sigortaladığım işçilerim. Siz bir vergi ödüyorsunuz. Vergi ödüyorum. Vergimi mükellefiyim. Yani vatandaşlarımız bunlara dikkat etsin değil mi? Böyle gittikleri yani, ofislerde sorsunlar belgeden, evraktan. Karşıdan muhatap yok. Muhatap yok. Yani benim burada yerim belli. Mesela yıllardır burada hizmet veriyorum. Ama diğer taraftan kasap da bu işi yapıyor, mana da bu işi yapıyor. Gidip de onlarla muhatap olunmaz. Bunlara dikkat etsinler diyeyim. Sizin gibi bu işi ofislerinde yapan profesyonelce noktalar ama Ganka Emlak Arsa ofisine gelsinler, sizden faydalansınlar diyelim. Tabii. Ekranları başındaki değerli izleyicilerimize uyaralım. Ben size, ekibinize başarılar diliyorum. Sağ olun.
İnşallah o ilerleyen zamanda hedefler büyüdüğünde zaten onunla ilgili bir belli bir altyapınız var, bir hazırlık var. Yeni bir çalışmanızda, yeni bir projede tekrar bir araya gelmek dileğiyle. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık.